Tavanı iki kat yüksekliğinde olan İtalyan sarayında sergilenen her eser kendi asıl yerinde duruyor gibiydi. Sadece salonun ortasına sık sıralar halinde konulan sandalyeler sonradan getirilmişti. Sahne, mikrofon, perde, hiçbir şey yoktu. Peykenin bulunması gereken yerde küçük bir kürsü vardı. İki dakika içinde bütün yerler doldu. Bir grup da giriş yerinde ayakta kaldı. Görünüşe göre birçokları birbirini sanıyordu. Hararetli konuşmalar yapıyor, fikirlerini bildiriyorlardı. Yalnız ben de olduğu yerde sessizce duran? Kürsünün bulunduğu yere iki kadın geldi. Müze sorunlarından bu olan bu kadınların birincisi, bizim kadını Sofya'da Aleksandra Nevski Katedrali Müzesi'nde çalışan meslektaşı olarak takdim etti. Salondakiler sustular. Genç Bulgar kadın ciddi görünüşüydü. Parlak saçlarını arkaya doğru taramıştı ve çok güzel ayakkabıları vardı. Niçin bilmem, başak, bacaklarının güzel oluşu da dikkatimi çekti. Hafif füme renkte ve kocaman camlı gözlüğünün üzerinden bakarak Bizi selamladı ve sonra oldukça düzgün bir Rusça ile açılış konuşmasını yaptı. Müzenin dini mimarisi burada yer alan eski ele yazmaları, ikonalar ve eski basma hazinelerinin yanında başka hazineleri de sergilemek için bu öyle mahzenlerde, parantez içinde, bunu gülümseyerek ifade ediyordu, konserler düzenlediklerini söyledi. Bu konserler Orta Çağız ezgileriydi ve Sipri adını alan bir koro tarafından yorumlanacaktı. Bu koro bu akşam buraya Puşkin Müzesi'nin daveti üzerine kendi repertuarını dinlemek için gelmişti. Dinletmek için gelmişti. Ve alkışlar arasında işte Sprit diye takdim etti koroyu. Korucular sonra halkın girdiği yerden girdiler. 10 kişiydiler ve hepsi genç hemen hemen aynı yaştaydılar. Üzerlerinde suare kıyafeti vardı. Siyah elbise, beyaz gömlek, pap papyon kravat ve parlak reyleriyle ayakkabılar. Yukarıda da dediğim gibi mikrofon, ses ekipmanı, PK ve hiçbir müzik aleti yoktu. Işıklandırma da özel değildi. Sadece hafifçe kısılmıştı ışıklar. Dinleyicilerin bu şan, koral hakkında bir oyun bilgileri olduğuna eminim. Ama yorumcuların durumunu pek anlamıyordum. Kalabalık dinleyicilerin arasında daha çok gürültü patırdığı için elektronik çalgılar dinlemeye alışmış gençler de vardı. Bu korucular ise bana savaş anında silahsız dolaşan askerleri hatırlatıyor. O yüzden veriyorlardı. Yan yana dizilerek yarım daire oluşturdular. Sakin, konsantre olmuş, endişesizydiler. idiler. Tuhaf şekilde birbirine benziyorlardı. Belki de bu ortak uğraşı, uğraşılarının bir sonucudur. Aynı şekilde giyinmiş, aynı bekleyişte, aynı duyguda yediler. Normal zamanlardaki şahsi endişelerin ne kadar büyük olursa olsun, şimdi bunları bir parantez içine almış görünüyorlardı. Tıpkı savaş anında herkesin sadece zaferi kazanma çarelerini düşünmesi gibi. Konseri düzenleyen kadın yönetici, filme gözlüklerinin üzerinden bakarak ağır başlı, ciddi bir tavırla kilise müziğinin tarihçisini anlattı. Bulgar milli ezgisinin karakterlerine ben, ben, belirten bazı noktalarda özellikle durdu. Sonra konserin başlayacağını bildirdi. Korucular hazırdı. Birkaç saniye daha nefeslerini ayar, ayarlar gibi beklediler. Sonra birbirlerine dokunacak kadar sıklaştılar. Sonra tam bir sessizlik vardı. Sanki o kalabalık uçup gitmişti oradan. Herkesin gözü korucuların üzerindeydi şimdi herkes kendi kendine umduklarını bulup bulamayacağını soruyor olmalıydı. Korucuların başı olduğu anlaşılan soldan üçüncüsü hafifçe başına eğince sesler önce yavaş yavaş altına tekel Lekli ilahi bir arabanın sessizliğe doğru kalkışı gibi sonra da görünmez dalgalara kapılarak yükseldi. Tükenmeyen ve hep yenilenen bir coşkuyla ile ardında uzun bir zafer izi bırak karak salından taştı. Daha iyi anlarda açıkça belli oldu ki bu koro 10 kişinin bir araya gelmesiyle yetenekleri ne olursa olsun hemen hemen ulaşılamayacak derecede bir uyum içindeydiler. Eğer çağımız müzik aletlerine oluşan bir orkestra onlara eşlik etseydi 10 ses stüyana dayanan, dayanan bu eşsiz yapı yıkılıp giderdi. Şartların istisna şeklinde bir araya gelmesi bir mucize yaratmıştı. İlahi damga vurulan bu on kişi aynı anda doğmuş, yaşamış ve birbirlerini bulmuşlardı. Vaktiyle hayal edilip de ulaşılamayan ve ruhtan ayrılmayan Tanrı sevgisini kalplerine yaşatmış, atalarına karşı ödevlerini yapmak duygusuyla dolu Gerçekten tarif edilemeyen ve vecd halindeki koruyu ancak böyle bir ruh hali, haleti açıklayabilir. Sanatlarının gücü sevgiden her yerde var olan bir heyecan ile yüklü bu seslerin sarhoşluğundan geliyordu. Bilinçli olarak öğrenilen dini metinler sadece bir bahane, bir aracıdır. Ona apaçık hitap etmenin bir yoludur. Gerçekte insan kalbi ilk yeri alıyordu ve kendi yüceliğinin tepelerine doğru yükseliyordu. Fethedilmiş, büyülenmiş olan dinleyici derin hayaller içindeydi. Her biri yüzyılların ötesinden gelen bu ışık ve gölge ezgileriyle bütünleşiyordu. Sürekli olarak kendini arayan ve hataları içinde yüzen, pek nadir olarak da bulup üstüne çıkan bir ruhun eskiden yaptığı bir atılımla meydana getirdiği ezgilerdi bunlar. Her dinleyici aynı anda kulağını bu seslerle derinleştiren, bu ezgilerde birçok ruhu kaynaştıran Tanrı'ya veriyordu ve her birinin hayali onu başka bir aleme götürüyordu. Bütün hayatın örgüsünü oluşturan neşe ve izdaren, kaygı ve pişmanlıkların, hayal ve hatıraların oluşturduğu insanların ebedi ve acılı bir arzu ile amaçladıkları aleme.